Sayın Genel Başkanım, şu anda verilen mücadeleler sonucunda özellikle Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı olarak ve şubelerin verdikleri mücadele ve şu anda maden işçisinin tamamen tazminat hakları çözüldü. Yani geriye dönük o maden faciasından sonra 301 canımızı kaybettik. Bundan sonra verilen mücadeleler sonunda sizlerin verdiği mücadeleler bu tazminatlarını en son çıkan kanunla birlikte toplam 3500'e yakın maden işçisi tazminat almaya hak kazandı. Şu anda imzalarını veriyorlar. Efendim geride sadece şu anda uyar madencilik, yani şeker madencilik, en son bunların toplu olarak birleşti uyar madencilikte çalışan işçiler var. Bu işçilerin tazminat hakkını nasıl çözüme ulaştırmayı düşünüyoruz? Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 13 Mayıs Soma faciasından sonra tüm dünyayı etkileyen, dünyanın gündemine oturan 301 şehidimizi önce rahmetle yad ediyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. 301 madencinin ölümünden, o büyük faciadan sonra Soma'da artçılar üst üste geldi. En büyük mağduriyet kıdem tazminatlarında yaşandı. Acılar, bunu ifade etmemiz mümkün değil, yaşadığımız acıları, ailelerin dramları. Bunları burada izah etmemiz çok kolay değil. Ama uyar madenciliği sordunuz, onunla ilgili şunu söyleyebilirim. 2831 Soma Kömürleri AŞ'nin kıdem tazminatı mağdur arkadaşlarımızın tüm sorunları çözüldü. Sona gelindi. Uyar madencilikle ilgili de çalışmalarımız hep devam etti. Sadece burada bırakmadık işi. Şu anda da çalışmalara devam ediyoruz. Yasal bir düzenleme için gayretlerimiz oldu. Bunun mümkün olmadığını gördük. Yasal bir düzenlemeye oturtulamadı bu mağduriyet. Ama başka çözümleri var. İşte firmanın üretim yaptığı dönemlerden kalan orada bir şılan var. Bu şılanın ekonomik değeri şu anda görüşülüyor, inceleniyor. TİK'in Genel Müdürlüğü tarafından. Eğer bu değerlendirme sisteme kazandırılırsa bunun karşılığı bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini giderileceği bize söylenir. Ben burada şu mesajımı da vermek istiyorum. 13 Mayıs'tan sonra buradaki mağduriyetlere kesin çözümler üretme yolunda bölge siyasetçilerini, belediye başkanını, Manisa milletvekillerini tamamına ben burada bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki icra makamı olan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Bey'e ve heyetine bu vesileyle burada bir teşekkür borcumuz var. Bunu da sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Uyar madencilikle ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Buradan bir sonuç alıncaya kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. İnşallah orada da arkadaşlarımıza mahcup olmayız. Bir sonuç alırız diye düşünüyoruz.